Merhaba arkadaşlar, ben Hanif Hoca. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle 9. sınıfa geçen arkadaşlar için kısa bir rehberlik videosunda bulunacağım. 9. sınıfa geçen arkadaşlar neler yapmalı? 9. sınıfın özellikle ilk aylarında nasıl davranmanız lazım? Derslerinize nasıl çalışmanız lazım? Bununla ilgili arkadaşlar kısa bir rehberlik yapacağım. 9. sınıfta arkadaşlar matematik dersinde bizden birebir ders almak isterseniz arkadaşlar videonun altında linkimiz bulunmakta. Oradan online ya da İstanbul'daysanız bizden birebir ders alabilirsiniz. Şimdi rehberliğimize geçelim. Şimdi arkadaşlar 9. sınıfa geçen arkadaşlar için söylüyorum. Tabii ki ben size okulda şöyle yapın, şöyle arkadaşlıklar yapın, şu kişilerle arkadaş olun, bu kişilerle arkadaş olmayın, işte arkadaşlarınızla şu şekilde davranın, İlk aylarda şöyle şeyler yapın, bu tür böyle bir şeyler yapın tarzında saçma sapan öğütlerde bulunmayacağım. Sonuçta hayat sizin, karakter sizin, yaşamınız sizin. Nasıl davranmanız gerektiğine karar verecek olan biz değiliz. Senin nasıl davranman gerektiğine ben karar veremem. Sen zaten bir bireysin. Nasıl davranman gerekiyorsa öyle davran. Kimle arkadaşlık yapmak istiyorsan onunla arkadaşlık yap. Ben senin arkadaşlarını tayin edecek de değilim. Bu tür video çekenleri de anlamıyorum. Yani 9. sınıfa işte başladın. İşte kız arkadaşın olacak mı olmayacak mı? Ya bunun için mi video çekiyorsun ya? Ya bu mudur yani? Yani işte 9. sınıfa başladın. İşte şunlarla arkadaşlık yapma, bunlarla arkadaşlık yapma. Bu mudur? Yani asıl verilmesi gereken mesaj ortadayken siz böyle saçma sapan dolambaçlı şeylerle uğraşıyorlar. Yani bu tür videolar arkadaşlar çok izlemeyin. Kendinizin karakteriniz neyse, yapınız neyse, özelliğiniz neyse o şekilde davranın. Birilerinin sizi yönlendirmesine, birilerinin sizin hayatınıza müdahale etmesine izin vermeyin arkadaşlar. Yani sonuçta hayat sizin, yaşam sizin. Hayata bakış açınız sizin bakış açınız. Nasıl yetiştirildiyseniz öyle davranacaksınız zaten. Şimdi burada benim anlatmak istediğim aslında 9. sınıfta neler yapmanız lazım? Yani 9'a başlamadan önce özellikle Ağustos ayında, Temmuz-Ağustos ayında neler yapmanız gerekiyor? Bunlarla ilgili ve 9'un başında nasıl davranmanız lazım? Asıl sizin için önemli olan kısım zaten burası. Şimdi buraya değinmedikten sonra arkadaşlıklarınıza değinmenin hiçbir mantığı yok. Şimdi 9. sınıfa başlamadan önce Temmuz ve Ağustos ayında neler yapmanız lazım? Arkadaşlar 9. sınıfın ilk konularını buraya yazdım. Matematikte, fizikte ve kimyada. Tamamına bakmak isterseniz videonun altına yine linkini koydum. Oradan bakabilirsiniz. Hangi konulara çalışmamız lazım? Hangi konular bizim için önemli? Benim size tavsiyem ilk iki konuyu okula başlamadan bitirin. Mesela matematikte ilk iki konuyu burada görüyorsunuz. Mantık ve kümeler arkadaşlar. Bununla ilgili mantık ve kümelerle ilgili benim ders videolarım, konu anlatım videolarım ve soru çözümlerim var. Bunları izleyebilirsiniz. Mantıkta çıkmış sorular, kümelerde çıkmış sorular, işte mantıkla ilgili konu anlatımlar ve kümelerle ilgili konu anlatımlar. Yine videonun altına linkini koyacağım. Oradan izleyebilirsiniz. Başka hocalardan da izleyebilirsiniz. Önemli olan sizin bu konuları bitirmeniz. İlk iki konuyu özellikle bitirin arkadaşlar. Okula başladığınız zaman hazırlıklı olmanız, konular hakkında fikir sahibi olmanız sizin için iyi olacaktır. Yani ben size söyleyebileceğim en büyük nasihatlerden biri budur arkadaşlar. Matematikte mantık ve kümeleri mutlaka bitirmeniz lazım. Fizikte fizik bilimine giriş, yine ders PDF'lerini indirebilirsiniz. Hangi kitap var, hangi kitapta hangi konuyla başlıyor şeklinde ders kitaplarını yine siteden indirebilirsiniz. Fizik bilimine giriş, madde ve özellikler arkadaşlar fiziğin ilk iki konusu. Bunları ben bildiğinizi 8'e benzer konular olduğunu düşünüyorum. Bunlara bakabilirsiniz. Kimyada yine kimya bilimi ve atom ve periyodik sistem arkadaşlar. Bu 3 konuya yani 3 dersin 2'şer konusu olmak üzere toplam 6 konuya özellikle Temmuz'da ve Ağustos'ta bakmanız lazım. Hazırlıklı olmanız lazım. Size söyleyebileceğim ikinci nasihat arkadaşlar, derslerinize iyi odaklanın. Nasıl başlarsanız öyle gider. Yani siz işte ilk konular bir şey olmaz filan demeyin. 9-8'den biraz farklı. Dolayısıyla konular çok fazla ve konular üst üste geliyor. Bir hafta, iki hafta ara verdiğinizde böyle konuların dağ gibi yığıldığını görebilirsiniz. Dolayısıyla bu sizi strese sokabilir. Bu stresi yaşamak istemiyorsanız,
Ve 9'a geçtiğinizde yani farklı dersler olduğu için ve her ders bölündüğü için yani önünüzde 12-13 tane ders, bunların 7-8 tanesi önemli derslerden oluşacağı için yani konularınızı günlük düzenli, haftalık düzenli tekrar etmeniz ve not tutmanız sizin için iyi olacaktır. Konularınızı tekrar ediyorsunuz, güzel not tutuyorsunuz ve kendinize uygun bir çalışma programı hazırlıyorsunuz. Bu şekilde davrandığınız zaman, öğretmeninizi iyi dinlediğiniz zaman, notlarınızı güzel tuttuğunuz zaman ve internette bir sürü videolar var, işte ders anlatan kişiler var, işte online benim gibi online birebir ders veren hocalar var. Bunlardan da ders aldığınız zaman çok zor durumdaysanız, ihtiyacınız varsa ki 9 önemli bir sınıf. Yani ders almak isterseniz çok fazla imkanlarınız var arkadaşlar. Bu şekilde kendini eksiklerinizi telafi ederseniz 9 çok rahat geçer. Yani lisenin en kolay sınıflarından biri aslında 9'dur. Ama geçiş aşaması olduğu için 9, 8'den 9'a geçtiğiniz için ve genelde gençlerin çoğu ergenliğe bu yaşlarda girdiği için 9 biraz sancılı geçiyor. Yani bu biraz sıkıntı olabilir ama alışma sürecini atlattıktan sonra, alıştıktan sonra 9'un çok rahat olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Konularınızı tekrar edin, öğretmeninizi iyi dinleyin. Çok fazla şeylere takılmayın. Yani kendinizi ne istiyorsanız ona odaklanın. Böyle kendinizi çok rahata alıştırmayın. Yani çünkü LGS'den çıktık, LGS'ye çalıştık, 9'da biraz rahat edelim diye düşünmeyin arkadaşlar. 9, TYT'nin, üniversite sınavının başlangıç aşaması. Nasıl başlarsanız öyle gider. 9'u iyice sıkı tutun arkadaşlar. Ve bunu yaparsanız 9'da ben sıkıntı yaşayacağınızı asla düşünmüyorum. Çok da başarılı olabilirsiniz. Benim 9 sınıflarla ilgili size vereceğim tavsiyeler bunlar arkadaşlar. Derslerle ilgili tavsiyelerde bulunabilirim. Yani matematik dersinin çok zor olduğunu düşünmüyorum. Birçok konuları aslında biliyorsunuz. Yani 9'u böyle gözünüzde çok büyütmeyin arkadaşlar. Anlaştık mı? Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.